Değerli arkadaşlar, Türkiye'de kamu kurumları büyük bir keyfilik içinde. Birileri ihaleler alıyor, bazı bölgelerin elektrik işlerini üstleniyor ve daha sonra ne olup bitiyorsa, iktidara nasıl bir yakınlıkları varsa, nasıl bir dolap dönüyorsa bilemiyoruz. Onların yaptığı hukuksuzluklardan hiç kimse hesap sormuyor. Bakın, ben geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'daydım. 1 Eylül Barış Günü dolayısıyla esnafımızı dolaştık. Şanlıurfa esnafıyla görüştük. Buğday borsasında dolaştık. Buğday pazarında dolaştık. Esnaflarımızla görüştük. Çok şikayetler var. En çok da DEDAŞ şikayeti var. Bu üreticiyi de perişan etmiş. İşte buğday üreticisini perişan etmiş. Kamyoncu esnafı lastik, mazot, sigorta fiyatlarının yüksekliğinden şikayetçi. Biz bunları orada da söz verdik halkımıza. Gündem etmeye devam edeceğiz. Urfa'da nereye gitsem DEDAŞ zulmünden bahsetti insanlar. Esnaf, halk, her kesimden insan DEDAŞ'ın çok haksız, hukuksuz uygulamalar yaptığını söylüyor. Kabul edilecek bir durum değil. Medyaya gidiyorum, basın mensupları bana evet DEDAŞ'ın yaptığı kaba kaçağa sığacak durumda değil. Esnafa gidiyoruz böyle, memura gidiyoruz böyle. Ya Allah aşkına, bu DEDAŞ'tan bir hesap soracak bir iktidar merciği yok mu ya? Bu nasıl bir keyfiliktir, nasıl bir boş vermişliktir, nasıl bir haldir anlamak mümkün değil. Herkes şikayetçi. Urfa'da, Mardin'de, şurada, burada. Nereye gitsek herkes bundan şikayetçi ama hiçbir hesap soran yok. İnanılmaz bir durum. Yine bakın, Urfa'da nakliyecileri ziyaret ettik. Belediye onlara bir yer bile vermiyor. Uçağda konteynerlarda kalan nakliyeci esnafı fotoğrafını da göstermiş olayım. Urfa Covid enfeksiyon açısından üst sıralara tırmanmış bir yer. Orada Şanlıurfa Tabip Odası'yla da görüştük. Maalesef Covid vakaları çok fazla var ve o sırada hayatını kaybeden doktor arkadaşlarımız oldu. Gereken önlemlerin alınmadığından bahsettiler. Onları da dinledik. Maalesef halk da çok şikayetçi ve tedirgin. Urfa'da yine kapalı olan 6 tane hastane var. Tüm bu sağlık yetersizliklerine rağmen bu hastanelerle ilgili de gereken adımlar atılmıyor. Hastaneler ağzına kadar dolu, müracaatlara cevap vermiyor. Şanlıurfa Tabip Odası yetkilileriyle de görüştüğümüzde filyasyon meselesinde çok sıkıntılar olduğunu, takipte çok sıkıntılar olduğunu söylüyorlar. Urfa'da ceylan avlamak için ihale açılmıştı. Biz oraya gittiğimizde ceylan üretme tesisine de giderek ceylanların durumunu yakından takip ettik. Yetkililerden bilgi aldık. Bu ihalenin iptal edildiğini öğrendik ama bir daha böyle bir ihale açılmaması için de biz oradaydık ve ceylanların, nesli tükenmekte olan ceylanların vurularak iktidarın para kazanması düşüncesinin son derece yanlış ve gayri insani olduğunu tekrar söylüyorum. Bakın, Şanlıurfa ziyaretlerimizde dergahta Bediüzzaman Said Nursi'nin önce defnedildiği, daha sonra cenazesinin kaldırılıp götürüldüğü mekana da gittik. Orada bir fotoğraf çektirdim. Maalesef bu tür iktidar uygulamaları Türkiye'de çok yapıldı. Bediüzzaman'da bir Kürt din alimi olarak çok sevilen, sayılan, kitaplara okunan bir insandı. Ve onun cenazesine de böyle bir zulüm yapıldı. Şu anda mezarın nerede olduğu da bilinmiyor. Böyle inanılmaz bir hadise. Biz orada yere gittik. Orada ruhuna fatihalar okuduk ve bu iktidar uygulamasını da tekrar kınadığımı belirtmiş olayım. Bana Türkiye'nin dört bir tarafından şikayetler geliyor. Kocaeli milletvekiliyim ama anayasal olarak tüm Türkiye'nin sorunlarıyla ilgilenme durumunda olan bir milletvekili olarak Allah'a şükürler olsun. HDP vekiliyim, Kocaeli vekiliyim ama Türkiye'nin her tarafından ve her partili tarafından başvuru alan bir milletvekiliyim. Buna da hamd ediyorum.
bir milletvekili olarak yapmam gereken budur. Bize çekinmeden her insan başvurabilir. Elimizden gelen tüm yollarla bu başvurular için bakanlıklara gereken başvuruları yaparız ve sonuna kadar da şikayetleri takip ederiz. Halkımıza bunu tekrar söyleyeyim.